Galatasaray futbolcusu Sabit Cinol, 1920'de babasının arzusuyla takımdan ayrıldı ve eğitim için İsviçre'ye gitti. Ancak futbolu o kadar çok seviyordu ki İsviçre'de de futboldan uzak kalamadı. Bu yüzden İsviçre'nin Servet Kulübü'ne yazıldı ve bir süre sonra da takımda oynamaya başladı. Bu arada belirtmeden geçmeyelim, Sabit Cinol lisanslı olarak yurt dışında futbol oynayan ilk Türk futbolcusudur. Cinol'un oynadığı Servet takımının santraforu Jim isimli bir İngilizdi. Servet taraftarları maçlarda Jim'in daha hırslı oynaması ve gol atmaya daha fazla çaba göstermesi için Jim Bum Bum, Jim Bum Bum diye tezahürat yaparlardı. Mahmut Sabit, yani bildiğimiz ismiyle Sabit Cinol, 1924'te Türkiye'ye geri döndü ve tekrar Galatasaray'da oynamaya başladı. Geldiğinde Galatasaray Lisesi'ndeki kardeşlerine İsviçre'de Jim için yapılan bu tezahürattan bahsetti. Onlar da bu tezahüratı Galatasaray'a uyarladılar ve ortaya hepimizin bildiği re re re, ra ra ra, Galatasaray Galatasaray Jim Bom Bom sloganı meydana geldi. Günümüzde Galatasaray ile özdeşleşen bu tezahürat aynı zamanda Türkiye'de bir spor kulübünün kullandığı en eski tezahürat olarak da biliniyor. İsviçre Jim'i çoktan unutmuş olabilirim, onun ismi Galatasaray taraftarı sayesinde hala anılıyor ve sonsuza dek anılacak.